Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere San Antonio, Texas'ta yaşanan haberlerden bazılarını göstermek istiyorum. Umarım ilginizi çeker. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Hadi geçelim bakalım haberlere. İlk haberimiz, polisin yanan araçtan yolcuları nasıl kurtardığını görüyoruz. Vücut kamerasıyla çekilen görüntüler var. İlk başta haberi bir okuyalım, neler olmuş. Ondan sonra polisin vücut kamerasından çekilen görüntüleri hep beraber izleyelim. Evet, vücut kamerası görüntüleri yolcuları yanan araçtan kurtaran San Antonio Polis Departmanı görevlilerini gösteriyor. Evet, birazdan bu yanan araçtan polisin yolcuları nasıl kurtardığını seyredeceğiz. İlk başta bir haberi okuyalım. San Antonio Polis Departmanı pazartesi günü şehrin batı yakasında yanan bir araçtan yolcuları kurtaran memurların vücut kamera görüntülerini yayınladı. Polise göre araca Callahan ile Culebra yolunun kesişme noktasında saat 21'de kırmızı ışıkta geçen bir SUV çarptı. Kazaya müdahale eden görevliler aracı alevler içinde buldu. Görevliler yangını söndürdü ve yolcuların aracın içinden kurtardı. Polise göre yolcular önlem olarak üniversite hastanesine kaldırıldı. Ancak ağır şekilde yaralanmadı. Evet, şimdi hep beraber bu görüntüyü izleyelim. Bakalım polis yanan araçtan yolcuları nasıl kurtarmış. Yeah, I got one in the passenger side. It works on the fire. Where's the fire? Yeah, on the front. We got one shot in the vehicle. Let's go on the fire. Arabanın tekerleği fırlamış. Zannediyorum bu kırmızı ışıkta geçmiş, başka bir araca çarpmamış, direkt buraya girmiş. Yeah, there's one more. This one's out. Go, dude. Come on. All right, let's get. Hey, let's get away from you. Go. Here, come on. Over here. Hey, is there anybody else? Is it just you two? It was just you two. Kadın kanlar içinde gördünüz. Üniversite hastanesine kaldırılmışlar önlem olarak. Ama herhangi bir ağır bir durumu yokmuş. Evet, şimdi diğer habere geçelim arkadaşlar. Bu haberde de San Antonio Polis Departmanı memurları South Park Mall yakınlarında silahlı bir adamı öldürmüşler. Tanıklar polise silahla saldıran adamı vurduğunu söylemişler. Yetkililer 4 San Antonio polis memurunun çarşamba sabahı South Park alışveriş merkezi dışında silahlı bir adamı öldürdüğünü doğruladı. San Antonio polis şefi William McManus'a göre
büyük teçhizatları denetlemekle görevlendirilen bir subay, Zarzamora ve Southwest Military Drive yakınlarındaki 18 tekerlekli bir sürücünün sürücüsünü saat 11.30 civarında kenara çekti. Yani 18 tekerlekli bir tırın sürücüsünü 11.30 civarında kenara çekmiş. McManus 20'li yaşlarında bir adam olan şoförün memurlardan yaya olarak kaçtığını ve güvenlik tarafından mülkten atılmadan önce South Park Mall'a koştuğunu söyledi. Yani şoför 20 yaşındaymış arkadaşlar. Birden arabadan inip, tırdan inip daha doğrusu kaçmaya başlamış. South Park Mall'a doğru. Memurlar adamla karşılaştı ve 4 memur otoparkta ona ateş açarak onu öldürdü. McManus 4 memurun 10 yıllık deneyimden 26 yıllık deneyime kadar değişen gaziler olduğunu söyledi. Şef adamın elinde silah olduğunu doğruladı. McManus, müfettişler memurların vücut kamera görüntülerini incelediklerinde olayla ilgili ayrıntıların değişebileceğini vurguladı. Tanıklar olay yerindeki bir KSAT muhabirine tabancalı bir adamın alışveriş merkezinden çıkıp silahı bir polise doğrulttuğunu gördüklerini söylediler. Tanıklar memurların adamı vurduğunu söylemiş. Evet, şimdi diğer bir habere geçelim. Bu haberimizde yine San Antonio, Texas'tan. Ben San Antonio, Texas'ta yaşıyorum. Bugün sizlere San Antonio'dan haberler vermek istedim. Bazen bunlar değişebilir. Houston'dan verebilirim. New York'tan verebilirim. Ya da Amerika'nın herhangi bir eyaletinden ya da şehrinden haberler size gösterebilirim. Bunlar ilgimi çektiği için ve ilk haberim olduğu için San Antonio'dan haberlerle başlamak istedim. Umarım beğenirsiniz ve paylaşırsınız, abone olursunuz. Evet, bu adam arkadaşlar bir hırsız, siyahi bir adam. Bu adamı tanıyor musun demiş. San Antonio polisinin bu soygun zanlısını bulmak için yardımınıza ihtiyacı var. Polis adamın bir kadını silah zoruyla tuttuğunu ve ATM'den para çekmeye zorladığını söylemiş. San Antonio Polis Departmanı, şehrin kuzeydoğu yakasında ağırlaştırılmış bir soygunla bağlantılı bir adamı tespit etmek ve bulmak için halktan yardım istiyor. Polise göre 6 Ocak'ta bir adam 4606 Rittman Road'da bulunan Jack in Box, bu Jack in Box McDonald gibi bir yer arkadaşlar. Kadın arabaya binerken adam kadının arabasına binmiş. Polis adamın restorandan ayrılmaması halinde kadını öldürmekle tehdit ettiğini söylemiş. Adam kadına bir silah doğrulttu ve onu ATM'ye götürüp para alması için zorlarken onu ve yardım istediği herkesi öldürmekle tehdit etti. Yani adam kadını ve etraftaki herkesi, büyük bir ihtimalle benzin istasyonu falan, etraftaki kişileri de tehdit etmiş kadını öldürmekte. Polis adamın üzerinde parmak uçları açık olan tek bir kırmızı eldiven olduğunu söyledi. 30'larında veya 40'larında, yaklaşık 5 feet ve 7 inç boyunda ve evsiz veya Rittman Road ve Interstate Highway 35 bölgesinde yaşıyor olabilir demiş polis. Crime Stoppers kişinin tutuklanmasına yol açan bilgiler için 5000 dolara kadar ödeme yapabilir demişler. Yani bu şahsı gören ve ihbar eden kişiye 5000 dolar ödül verilecekmiş. Evet arkadaşlar, şimdi diğer bir habere geçelim. Bu haberde biliyorsunuz parlamento binasına saldırılmıştı. Bu Biden göreve gelmeden önce San Antonio'dan iki erkeği FBI görüntülerden tespit edip tutuklamış. Capitol isyanıyla bağlantılı olarak tutuklanan iki San Antonio erkeği DC'ye, yani Washington DC'ye 5 günlük doğum günü gezisinde gitmişler. Evet, San Antonio şu iki kişi, şu yuvarlağın içinde olan kişiler. San Antonio'dan iki adam medya kuruluşları tarafından yayınlanan fotoğraflarda görüldükten sonra
Amerika Kongre binasının ölümcül kuşatmasıyla bağlantılı olarak tutuklandı. Yetkililer Kasat'a Change Upmore ve babası James Upmore'un salı günü FBI ajanları tarafından tutuklandığını ve kısıtlı bir binaya bilerek girmek veya burada kalmakla ve Capitol gerekçesiyle düzensiz davranışlarla suçlandığını doğruladı. Olaysız bir şekilde gözaltına alındılar ve ayrıca San Antonio'daki Texas'ın batı bölgesinde yeni suçlamalarla karşı karşıya bulunuyorlar. Yani yeni suçlamalar da varmış anladığım kadarıyla. Bir suç duyurusuna göre FBI ilk olarak Change Upmore'un Facebook'taki bir arkadaşından bir ipucu aldıktan sonra çiftin 6 Ocak ayaklanmasına olan bağlantısının detaylarını yakalamış. Change Upmore, Amerika Kongre binasının içinde videoları olduğuna dair bir iddia yayınladı. Bir Facebook yorumunda Change Upmore'un binanın içinde olduğunu belirtti ve polis memurlarının bir Facebook yorumunda Change Upmore'un binanın içinde olduğunu belirtti ve polis memurlarının isyancılara teşekkür ettiğini söyledi. Mahkeme kayıtlarına göre duvardan bir tablo alındığında polislerin onu kurtarmasına yardım ettik diye yazdı. Polisler senin yanındayız gibi şeyler söylüyordu. Burada olduğun için teşekkürler demek istediğini, sakince bırakın, her şeyi kasete aldım demiş. Grubun ezici çoğunluğunun yıkıcı olmadığını ve sadece seslerini duyurduklarını ekledi. Facebook'ta yayınlanan bir resim, Change Upmore'un federal binanın dışında durduğunu ve arka planda isyancıları da gösteriyor. Evet, şu kişi. Şikayet Change Upmore'un açıklamasına uyan bir adam da Telegraph İngiltere'den, UK'den bir haberde ve CNN haberinde fotoğraflandı. 17 Ocak'ta FBI ajanları Change'in yaşadığı James Upmore'un evinde bir arama emri çıkardı. Change Upmore 5 Ocak'ta o zamanki başkan Donald Trump'ın mitingine katılmak için Washington DC'ye gittiklerini söyledi. Mahkeme kayıtlarına göre Change Upmore'un doğum gününü kutlamak için 5 günlük bir yolculuktan bir etkinlikti. FBI ajanlarına içeri girmemesini tavsiye ettikten sonra babasının onu binaya kadar takip ettiğini söyledi. Şu da babasıymış. Şu yaşlı adam. Change Upmore kalabalığa yakalandığı için ve hayatta bir kez gerçekleştiği için girdiğini söyledi. Yani kalabalık sürüye akıntıya kapıldığı için içeri girdiğini söylemiş. Ben öyle anladım. Çok kalabalık olduğu için ve akıntıya kapıldığı için o kalabalığın içinde ve ilk defa böyle bir şey başına geldiği için de içeri girmiş. Change Upmore ajanlara cep telefonunda Amerika Kongre binasının içinde hala videolar olduğunu söyledi. Upmore, 5 kişiyi öldüren ve Trump'ın ikinci suçlamasına yol açan ayaklanmalarla bağlantılı olarak suçlanan birkaç Teksaslı arasında yer alıyor. Yani bu 5 kişiyi öldüren kişilerden birileri bunlar demek ki. Teksas'tan diğer şüpheliler arasında savcıların rehin almak istediğini iddia eden emekli bir hava kuvvetleri subayı, eski bir belediye başkanı adayı, Baked Alaska olarak bilinen sadece bir medya kişiliği ve o zamandan beri kovulan bir San Antonio ipotek kredi memuru da yer alıyormuş. Evet arkadaşlar, haberlerimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet, tekrar böyle haberlerin gelmesini istiyorsanız, merak ediyorsanız bolca like atın, yorum yazın. Ben de ona göre sizlere Amerika'dan, Texas'tan ya da Amerika'nın herhangi bir eyaletinden haberler göstermeye çalışayım. Bu böyle kısa oldu bugünlük. Umarım, tekrar söylüyorum, beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.